Evet can dostlar yolu buraya getirenlere aşk olsun. Gerçeğin demine hiv diyenlere aşk olsun. Çünkü erenler, veliler, yolun öncüleri yüzyıllar boyunca türlü coğrafyalardan Anadolu'ya, Balkanlara geldiler. Kimlikleriyle, kişilikleriyle, varlıklarıyla, kendine ait özellikleriyle her birisi bir çiçek bahçesine çevirdi yaşadığı yeri. Şimdi dedelerden bahsettik birinci bölümde. Dedelerimiz, pirlerimiz, babadan oğula bu yolu süren bu güzel canlar, kendi öz dedelerinden, babalarından, amcalarından, yakınlarından, aynı ocağa mensup diğer dedelerden, pirlerden, yolun ahkamını, usulünü, işleyişini, işlevini, yolun kaidelerini, kurallarını, neler olduğunu, neler bittiğini, geçmişte, tarihte neler yaşandığını çok sohbetlerle, muhabbetlerle öğrendiler. Çünkü bizim cemlerimiz birer okuldu. Bu cemlerde sadece ibadet yapılmıyordu. Yani Alevi'nin Sünni İslam anlayışından, Şii İslam anlayışından, İslamiyet'in diğer mezheplerinden bir ciddi farkı vardı. Burada e, salt bir ibadet hissiyle bir araya gelinmez insanlar bir araya gelirken toplumsallaşarak bir araya gelirler. Tabii ki camiye gelen insanlarımız da kardeşlerimiz, canlarımız bizim insanlarımız da orada Hakk'a, Allah'a ibadet için camiye geliyorlar. Camide inançları gereğince inançlarını eda ediyorlar. Namaz kılıyorlar. Yani beş vakit namaz kılınıyor camilerde. Dolayısıyla oraya gelen cemaat de birbiriyle sohbet ediyor, konuşuyor. Soracağı sorular varsa hocaya, müezzine veya başka din görevlilerine daha müşkülleri olarsa müftüye gidiyorlar. Ve dinle, inançla, ibadetle ilgili sorunlarını gidermeye çalışıyorlar. Ama Sünni İslam inancının önünde bir kurum var, Diyanet İşleri Başkanlığı. Dolayısıyla yüzyıllar boyunca Şeyhülislamlık makamından bugüne bir kurumsal yapı var. Ama bizim Alevi toplumunun çok az bildiği şekliyle aslında Aleviler de Osmanlı'da mecburen ocaklar ve çoğunlukla tekke ve dergahlar bağlamında Şeyhülislamlığa bağlıydılar. Çünkü bir dergahın, bir tekkenin var olabilmesi için, faaliyette bulunabilmesi için devlet tarafından tanınması, bilinmesi gerekiyordu. Dolayısıyla bu bilinme vardı. Fakat tabii ki Sünni İslam anlayışında cami, onların kendi işlerindeki tekkeleri, kendi ibadet merkezleri çok daha yoğun bir şekilde o inancın e, usulüyle ilgili e, bilgilerle yoğrulan bir mekanizmaya sahipti. Fakat Aleviler için de kendi işlerinde kendilerinin kurmuş olduğu bir mekanizma vardı. İşte Hacı Bektaş dergahı vardı. Hacı Bektaş dergahı ve ocağı geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyordu. Ona bağlı, doğrudan bağlı dedeler vardı. Belli bir hiyerarşisi vardı bunun. Yani bilgi alma, bilgiyi halka taşıma, ibadetlerin mevsimsel döngüsü, coğrafi döngüsü, hangi dedelerin nerede hizmet yürütecekleri de tabii ki yüzyılların getirmiş olduğu hem geleneksel bilgiyle hem de kurumsallaşmış olan yapılarla biliniyordu. Yani şimdi Baba Mansur Ocağı, Uçen Ocağı, Kureyşan Ocağı ve diğer diğer nice nice ocaklar şimdi e, tabii ki hepsi ererden seçilmez. E, yani talip kitlesi çok az olmuş olsa bile hiçbir ocağın birbirinden farkı yoktur. Bazı ocaklar daha eski devirlerde çok daha yaygın, bir talip kitlesine sahip olarak çok daha etkin idiler. Bazılarının coğrafi alanı daralmış olabilir, talip kitlesi daralmış olabilir. Dolayısıyla bunlar çok önemli değil. Hiçbir ocak mensubu da kendisini bu şekilde görmemeli. Zaten gördüğü anda benliğe düşer. Benlik şeytana mahsustur derler Aleviler. Dolayısıyla Aleviliğin temel düsturunu hemen ihmal etmiş olur. Benlik, Aleviliğin kabul etmediği, yenmek istediği bir durumdur. Çünkü iradesine sahip olamayan, nefsine sahip olamayan, benliğine sahip olamayan, kimliğine sahip olamayan kişinin Alevilikte ilerlemesi mümkün değildir. Çünkü Aleviliğin temel hedefi, yapısı Alevi Bektaşi öğretisinde insanı kamile ulaşma düsturu vardır. Olgun, kamil, herkesin kendisinden razı olduğu, gönül kırmayan, hizmet eden, içiyle dışı bir olan, özü bir olan, menfaat gözetmeyen, Dolayısıyla bu dünyada sevilen bir insan olma yolunda ilerlemek, bütün canlıları bir ve beraber gören, dünyayı daha yaşanır kılan sembol şahsiyetler olgun insanlar Kamil insanlar e, alevilik bektaşilik böyle bir yolu hedefliyor Dolayısıyla bütün cemler tarikat dediğimiz bu bektaşiliğin tekke ve dergahlardaki bütün eğitim fasılları veya ibadet bütünlüğü bütün o yaz, ozanların yazdıkları e, Alevi Bektaşi düşüncesinin bütün yazılı kaynakları sevgili dostlar Can dostlar hepsi insanın olgunlaştırılmasına ilişkin ana felsefe bu. Bununla doludur. Yani eni boyu budur. Yani ozanların ölümsüz ulu ozanlarında en çok işledikleri konular bunlardır. Yani goy gıybet yapma. başkasını üzme, kalp kırma, gönül kırma, başkasının arsasına girme, arazisine girme, hakkına tecavüz etme. Sen kendine yapılmasını istemediğini bir başkasına yapma. Herkesi bir can gör. 72 millete bir nazarla bak. Binlerce sözümüz, her şeyimiz insan eğitimine, insanın insan oluş olmasına ilişkindir. Yani insan nasıl insan oldu? Evrim tarihçileri bunu biliyor. Yani biz homo sapiens denen insan ırkı diğerlerini de geride bırakarak, ezerek, saf dışı bırakarak e, zekasıyla veya kurnazlığıyla veya ne derseniz deyin doğal seleksiyonuyla kendisine var etmiş. Her insan kendisine var etmek istiyor. İnsanoğlu ve insan topluluğu var etmek istiyor. Ama e, alevilik ve bütün dinler, bütün felsefeler, bütün kültürlerde şu vardır. İnsan e, kendisini var edecek ama insanlıkla birlikte var edecek. Fakat insanın mayasında demek ki bir bozukluk var ki ta ilk kuruluşundan beri Habil ile Kabil birbirini öldürdü deniyor. Dolayısıyla insanoğlu çiğ süt emmiştir deniyor ve benlik vardır deniyor. Şeytan insana yakındır deniyor. Bunların her birisi neden söyleniyor? Şeytanla işimiz yok yani o diyanetin fetvalarıyla da işimiz yok. Her birisinin kafasının içerisinde türlü karanlıklar, pislikler, olan o zihniyetlerin kirlilikleriyle bizim işimiz yok. Ama şu kadarını söylemek istiyoruz. Yani insanın doğasında bir yapı var. Ne var? Kendisini var ediyor. Ama nasıl var ediyor? Yani insanoğlu kendisini nasıl var ediyor? Eğer kendisini doğanın, toplumun, yaşamın, bütün girdapları içerisinde ağır ağır işte alevilikte Aleviliğin değerleriyle, Alevi değilse kişi insan olmanın vasfıyla, kültürle, eğitimle, bilgiyle, bilimle, uygarlığın getirdikleriyle bir başka canlıya hatta, insana değil, canlıya zarar vermeden kendi varlığını var edecek. Dünyaya zarar vermeden yaşayacak. Yaşayacak, olgunlaşacak ve bir gün göçüp gidecek bu alemden. İşte... Bunu başaramıyoruz. Mesele bu. Mesele bu. Yani emperyalizm var, kapitalizm var, zenginlik var, fakirlik var, hırs var, kim var? Ee, i̇nsanın içerisinde, insanın dizginleyemediği duygular var. Yani üst beyin var, alt beyin var, biyolojisi var, cinselliği var, her şeyi var. İnsanla, insan denen bedende her şey var. Fakat bunun dengesi nedir işte bütün mesele? bütün felsefecilerin, bütün düşünürlerin tartıştığı yüzyıllar boyunca insanlığın en çok uğraştığı meselelerden birisi. insan nasıl insan oldu? Biyolojik olarak değil, evrimsel olarak değil de insan daha iyi nasıl bir insan olur? Buna hümanizm diyoruz, hümanite. Yani sevgi çağlayanı, sevgiyle bütün insanlığı kucaklayabilme, işte bunu yaratan kültür, sanat, edebiyat ve bilim bilimsel veriler. İşte insan kendisinin dışında da milyarlarca insanın yaşadığını, milyarlarca canlıyla birlikte bu dünyayı paylaştığını, kendisinin de bir ömrünün olduğunu, dünyada yaşamının belli bir süreyle sınırlı olduğunu bilerek. Bu süre içerisinde hem kendisine zarar vermeden, biyolojik olarak kendisi için tabii ki insan kendisini var edecek ama yaşayacak. Ee, ama tabii ki topluma da zarar vermeden ne şekilde yaşayacak? En güzel şekilde bunun dengesinin bulunması yönünde hep düşünülüyor, konuşuluyor. İşte bu sağlanamıyor. Sağlandığı anda her şey oluyor. İşte... Aleviliğe dönecek olursak biz buna insanı kamil diyoruz. En olgun insan, en kamil insan, hiç kimseye zarar vermeyen, insanın gönlünü kırmayan, hakkına tecavüz etmeyen, kendi hakkından fazlasını almayan, yeri gelince kendisinin elinde fazlalıkları bir başkasıyla paylaşabilme erdemini gösteren, namuslu, alın teri döken, kazancını da namuslu bir şekilde yapan insan. Biz böyle bir insan olabilir miyiz? Olabiliriz, tabii ki olabiliriz. Erenler nasıl ermişler? Niye eren diyoruz sevgili dostlar? Ermişler, neye ermişler? Yani nereye varmışlar, neye ermişler? Bu erenler, bilgeler, veliler diyoruz. İşte bunlar deminki söylediğimiz şekliyle benliğini, kinini, kibirini, insana ait her şeyi gerçekten e, gösteriş için değil bir anlık için değil tümüyle bunlardan sıyrılıp tümüyle kendilerini zincirleyen e, kendilerinin bu dünyaya esir olmasını sağlayan kendi benliklerinin veya başka güçlerin düşüncelerin esiri olmasını sağlayan o kötü düşüncelerden e, kendisini baskılayan e, bencil düşüncelerden sıyrılıp artık bir saf insanlık ideali için kendinden geçebilecek vasva erişmesiyle ermişlerdir. İşte onlara insanı kamil diyoruz. Kamil insan. Onlardan yeryüzünde hiçbir kişiye zarar gelmez. bir canlıya zarar gelmez. Onlar istedikleri şekliyle köpeğe sarılırlar. Köpek olar ki köpeklik yaptı. Isırdı, ısırabilir. Onun canı her canlı gibi acıyabilir. Ama o acıyı hissetmez nasıl hissetmez ermiştir nasıl ermiştir kaygılarından kurtulmuştur hani hakka ulaşmıştır diyoruz hakka varmıştır yani hak ile hak olmuştur yani ölmeden evvel ölmüştür dolayısıyla bu ten onun canına bir mezarlık değildir bir engel değildir bu onun bir zinciri değildir artık canı ruhu rahattır onu yemesi, içmesi, her insan gibi yiyecektir, içecektir. Ama o bir başka boyuta geçmiştir. Ne boyutuna? İnsanlığın boyutuna. İnsanlık için düşünür, yardım için düşünür, insanlara bir şeyler vermek için düşünür. Artık kendi benliğinden sıyrıldığı için eren olmuştur. İşte bir insan da, Alevi de böyle olmalı. Böyle olabilir mi? E elbette ki zor. Bütün insanların bu halde davranması Mümkün değil. Fakat işte önemli olan o değil. Önemli olan olabildiği kadar olgunlaşmak. Olabildiği kadar insanı kamil yolunda gitmek. Sen o yola git, o yolda yürü. Yani tamamen hiçbirimiz belki içimizden bazı zaaflarımızı atamıyoruz. Her birimizin bir zaafı var. Ama e, bunun sınırı ne? Sınırı belli. İnsanı kamil olamıyorsan bile... Gerçek bir Alevi Bektaşi olmalısın. Gerçek bir Alevi Bektaşi nedir? İşte herkesin hakkını gözeten insandır. Kendi sınırını bilen, bir başka insana özden sevgi ve saygı duyan, kin, nefret, husumet duymayan insandır. İşte bu Alevidir. Dolayısıyla yolun kurucuları, önderleri bunu ocaklarımızda böyle yoğurmuştur. İşte bir dede adayı bir pir yani posta oturan bir pir adayı bütün bu evrelerden geçmek zorundadır. Bu arkaik dediğimiz eski kök olan bilgileri bir insan nasıl insandı, nasıl güzel insan olur, nasıl davranır, nasıl örneğin Anadolu'nun insanları ne yapar? Can dostlar bir misafir geldiği zaman şöyle davranın yavrum der çocuklarına bir insan geldiği zaman şöyle davranın der. Bu nereden geliyor? Atalardan öğrenmiş geliyor. Misafir kim? Mihman yani oraya gelen bir can. Ona nasıl davranacağız? Suratımızı asmayacağız. Belki bizim bir derdimiz var, sorunumuz var ama suratını asmayacağız. Ya bu adam niye geldi demeyeceğiz. Zaten sohbete muhabbete gelmiştir ama bir iş içinde gelmiş olabilir. Bir şey istemek için de gelmiş olabilir. Yani dışarıdan evimizin, hanemizin dışından gelen insanı sevgiyle ve hoşgörüyle karşılamamız gerektiğini bize çocukluğumuzda öğretiliyor. E dedelere, pirlere bu öğretilmiyor mu? Elbette öğretiliyor. Bilakis onlar daha fazla bu bilgiyle yoğruluyorlar. Niye? E işleri bu, varlıkları bu. İnsanlarla iç içeler zaten değil mi? Yani insanlara konuşacaklar, insanları dinleyecekler insanlarla paylaşacaklar. Bir taşınacak bir şey varsa omuzlayacaklar. Her bir yaşam koşulunun içerisinde dedeler, babalar olacak. İşte bu bilgilerin nasıl öğreniyorlar? Babasından, dedesinden biliyor. Anası ona öğretiyor. Analar Aleviliğin temel taşıyıcılarıdır. Sevgiyi de, bilgiyi de, anlayışı da, hoşgörüyü de ana sultanlarımız bize vermiştir. Bir ailede ana Alevi ise çocuk da Alevi olur. <laughs> Bu bir gerçektir. Yani çünkü seviyor, bağrına basıyor ama aynı zamanda o bilgi e, kültürel aktarımı yapıyor. İnanç aktarımı ana yapıyor. Ana neyi seveceğimizi, neyi sevmeyeceğimizi de bir ölçüde de bizim yaşamımızı da yönlendiren ana faktör. Dolayısıyla dedemiz, ana sultan o ocağın içerisinde ehli beytin ne olduğunu, bugüne kadar çekilen yasları, yaşananları, kimin kim olduğunu, neyin iyi olduğunu, neyin kötü olduğunu, Aleviliğin bilebildiği kadar değerleriyle birlikte o insana anlata anlata onun bu konularda bilgilenmesini sağlar. Tabii ki o kişi de yani deda dayı, pira dayı o ocak içerisinde sadece kendi annesinden, babasından, amcasından, akrabasından bunu görmez, duymaz. Çünkü bizim yolumuzu yaşatanlar dedeler olduğu kadar bilge taliplerimiz, bilgili, inançlı taliplerimizdir. Yani yolu sadece bütün dedeler olmuş olsa yol yaşamazdı. Dedeyi dede yapan taliptir, talibi talip yapan dededir. Yani etle kemik gibidir, birbirinden ayrılmaz. Zaten o da bir insan nihayetinde. Onun bir farkı işte Alevilerin inanç yönünden onlara büyük bir saygı göstermeleri. Onlar saygıyı hak ediyorsa zaten o saygı her zaman sürer. Ama dede o saygıyı kaybettiği anda her şeyini kaybeder. Yani dedenin Aleviliği ve dedeliği yaşatabilmesi sadece kendi elinde olan bir şeydir. Eğer dede Alevilikte olmayan şeylere sahipse, bencilse, benlikliyse, kibirliyse, insanı küçümsüyorsa, çıkarcıysa, hiçbir bilgisi yoksa, bilgisi olmadığı halde bilgiçlik taslıyorsa, yolu yürütmüyorsa, adı dede. Kazaren postada oturtulmuş şu veya bu şekilde, dede olmadığı için, ne yapıyor? Hem kendine zarar veriyor, hem yola zarar veriyor, hem de bizi bitiriyor işte. Dolayısıyla eskiden neymiş can dostlar? Tabii ki dedelerimiz, o bilgi analarımızdan, dedelerimizden, bilgili taliplerden, çünkü bazı dedeler birçok şeyi eğer kendi anasını babasını tanımamışsa, yetimse, öksüzse, o bilgili talip canlardan bilgilerini yenilemiştir. Onlara sorarak bu yolu da sürdüren çok dedemiz de vardır. Ayrıca zaten bir bütündür. Dede talip ilişkisi kopmaz bağlarla birbirine bağlıdır zakirin olmadığı bir yerde, ozanın, aşığın, sadığın olmadığı bir yerde, kamberin olmadığı bir yerde mutlaka eksiklik vardır. İşte hepsi bir bütünlükte düşünüldüğü zaman yol yürümüştür. Yani talipler talep edecek, isteyecek, sevecek, yolun yürümesini isteyecekler. Cem meydanının kurulmasını isteyecekler. E, dede de bunu zorlayacak. Şimdi keyfi yerinde olan dedeleri düşünelim mesela zaten onlara geleceğiz eleştiriler daha sonraki bölümlerde. Şimdi sohbetler devam ediyor dinleyebildiğiniz kadarıyla. Umarım sıkmıyoruz. Dolayısıyla düşünün dede var yani ben dedeyim pirim eve yani olursa olur olmazsa olmaz Cem yürürse yürür beni çağırırsalar çağırırlar sohbet edersek ederiz etmezsek etmeyiz öyle yağma yok dede alçak gönüllü, sevecen dedik ya bunlar yetmiyor. Bilinçli, yola sahip çıkan, yolda yürüyendir dede. Şimdi dede talibini bırakırsa, cemi bırakırsa, yolu bırakırsa bırakır. Talip istiyor, talip, talep ediyor, muhip, yar, yaren, yoldaş. Bunlar senden istiyor. Sen, sen ne yapıyorsun? Sen onlar istediği halde geri duruyorsun. Olmaz. Demek ki karşılıklı olursa bazen talipler işi bırakabilir. Dede üstüne gidecek, yola sahip çıkacak, yürüyecek. Ayağına kuvvet, aldığı değneğe, mastaya kuvvet, atına kuvvet, kambere kuvvet gidecek köylere. Veya talip de isteyecek, o muhabbeti, o sevgiyi, yolumu yaşatacağım diyecek, dedeyi alıp götürecek. Bunlar hep gezgin dedeler için biraz söylediğim sözler. Yani çünkü bir ocağın bir ve birden çok merkezi olabilir, dağılmış olabilir ocaklar. O, oradaki köydeki dedemizi başka talip köyleri çağırdığı zaman dedelerimiz gidip orada kış boyunca görgüsünü, sorgusunu yapıp onları devam ettiriyordu. Fakat kendi köyünde de tabii aynı şeyi yapıyor değil mi dedeler? Dedenin evi, ocak evi. Dede evi, ocak evi. İşte Cem'in merkezi, yaşamın merkezi, hayatın merkezi. Dedelerin evi hiçbir zaman kapanmaz. Mihman gelir, derde olan gelir, Cem yapmak için gelenler olur. Veya dede ocakları sadece Cem'in yürütüldüğü ocaklar değildir. Dertlere derman arandığı için şifa kaynağı olan ocaklardır. Dua istenen ocaklardır. Kurban getirilen, adak adanan ocaklardır dertleşilen, buluşulan bir ağır derdi vardır. Gelip e, dedeye belki anlatmadan ilk önce o bacımız ana sultana kendisini yakın bulur, onu anlatır, ondan dedeye ulaşır. Bütün bunlar yaşanarak yolumuz gelmiş güzel canlar. Tabii bektaşiliği ayırmıyoruz, alevilikle bektaşilik ayrılmaz, bektaşilik aleviliğin içinden çıkmış. Daha önce hep söyledik ama biz inanç bazında her zaman vurguladığımız gibi Ayhan Aydın olarak ben diyorum ki evet Pir Balım Sultan'ın kurmuş olduğu bir tekke sistemi, dergah sistemi var. İşte onun mekanizması, Şehir İslamlığa bağlılığıyla, işte Osmanlı'yla daha yakın olması, Kızılbaş Anadolu ocaklarının kırsalda olması, daha çok baskı, zulüm görmesi, baskı, zulüm görmüyorsa bile merkezi otoritenin dışında olduğu için daha özgün olarak yaşamını sürdürmüş. Böyle bir algı var. E bunlar bir algı, bir yorum. Ben bunlara katılmıyorum. Çünkü ben enginlikle şunu söylüyorum. Ne olursa olsun, ister Alevi ocaklar olsun, Kızılbaş ocaklar olsun, ister Bektaşi tekke ve dergahlar olsun, bunların hepsi aynıdır. Hepsi aynıdır. Palavraları, hikayeleri bırakalım. Öz aynıdır. Orada da farklı şekillerde de olsa, aynı özden hareketle yapılan edimler var, uygulamalar var. Muhabbet ver, cem var, değiş var, hizmet var, çalışma var, insanlar gidiyor. Yani şimdi tekkeler sanki manastırlar gibi dağların başında öyle imajlar çiziliyor bazı yazarlar veya bazı kendini bilmez dedeler. Ya tekkelerin kapısı her zaman açık, halk gidiyor zaten oraya. Yani tekkeyle ocağın ne farkı var? Niye bu yalan yanlış şeyleri e, anlatarak insanların kafasında soru işareti bırakıyoruz? Bunlar yolumuza büyük zararlar vermiştir. Yani ocak nedir? Muhabbetin yapıldığı, meydanın açıldığı, çeraların yandığı, kurbanların kesildiği, Hak Muhammed Ali denilen, bacı kardeş olunan yerler. E, tekke nedir sanki tekkenin? Ne farkı var tekkenin? Zaten tekkenin içerisinde ocak yoksa yani aynı şeyler olmuyorsa o tekke de tekke değildir. İyi ama o da aynı. Yani bütün Batı Anadolu'da, bütün Balkanlarda bu yol böyle yaşamış. Dualar özü aynı, nefesler aynı, yol aynı. Ha uygulama farklılıkları var. Olacak o zaten olmak zorunda o. Yüzyılların getirdiği, coğrafyanın getirdiği farklılıklar can dostlar. Dolayısıyla orada da aynı şeyler. Dervişlik var, babalık var, hizmet var. Hizmet etmeden ki hiçbir kimse bir yere gidemiyor. Şimdiki bazı dervişlerin ve babaların yaptığı gibi geleceğiz onlara. Öyle yok ya ama yıllar yılı hizmet edeceksin. Derviş olmak kolay mı? Derviş demek, baba da demek, dede de demek, dede baba demek, mürşüt de demek derviş. Gerçek bir derviş odur. Çünkü bütün yolun yükünü omuzlamıştır. Zaten o ilk aşama dediğin aşama her şeydir. Tabii ki babaya başka dualar verir. Onun görevi şeyi ayrıdır. Her birinin bir hiyerarşisi vardır. Pir mürşüt rehber diyoruz. Burada da derviş baba, halife baba, dede baba. Hepsi aynı değil ama özü itibariyle aynı öz bilgiler alınıyor. Bir bilge dedeyle, bir bilge derviş, bir bilge bilmiş yani bilge dediğim bilmiş o yolun ahkamını bilmiş bir dedeyle bir derviş aynıdır. Ne de, diyor dedelerimiz? Ya e, eh, eh, Seyyid-i Saadet, ehli adı Resul olmayan posta oturamaz. Bu şeytanlıktır diyor. Ya bırakın bu şeytanlığı. Şeytanları diyanete verin dedeler. Şeytanlarla diyanet uğraşıyor. Yani babaları, bektaşileri bu kadar hakir göre göre yolu parçaladınız. Bırakın artık bu saplantıları. Kimin soyu hangi seyide dayanıyor? Size de bunlar soruluyor. Bunlara birinci bölümde bak. Ne güzel tatlı tatlı anlattık. Gerçeklere geleceğiz daha sonraki bölümlerde tabi. Seydi Saadet. Hanginiz seydi Saadet'siniz? Ne bileyim ben? Mesela yani. Hemen suratlar değişti değil mi? Suratınız değişmesin. Suratınızın asıldığı anda dedeliğiniz kayboluyor işte. Dedeliği kaybediyorsunuz. Suratınız hep gülsün. Dolayısıyla bu babaları Bektaşili bu kadar hakir görmeyin ya. Ya yeter. O babaların dervişlerinde çoğuna lafım var. Onlar da o bu cahil dedelerle mi bizim işimiz var? Yok soydan geliyorlarmış. Kim bu ehli beyten gelenleri nereden ispat edeceğiz? DNA testi mi yaptık gibi kaba saba ipe gelmez yorumlarla ne yapıyor? Alevi dedelere hakir görüyor. Onlar da onların büyük ayıbı ve yanlışı. Demek ki bu çağda, bu devirde bile hala bu lakırtılarla yani sünniler veya diyanet veya devlet mekanizmaları Alevileri ve Bektaşileri ayrı ayrı hakir görürken biz de kendi içimizde bu basitliklere artık düşmeyelim ama düşüyoruz biliyorum. Hala bunu bu davalara giden sözde dedeler, sözde babalar var. Onlar da ayrı e, yangın yerlerimiz. Özetle dediğim gibi Bektaşiliği anlattık daha önceki videolarda ama tekrar bu videolar serisinin içerisinde onu anlatacağız. Ama özetle can dostlar yol nasıl geldi derken ayan Aydın çok şey konuştun ama az şey anlattın demeyin. Bir muhabbet ediyoruz. Ben bir ders programı gibi bunu anlatmıyorum. Bu nasıl oldu? Nasıl bitti? şeklinde değil. Kusura bakmayın. Dolayısıyla yolun bilgileri, yolun güzellikleri, felsefesi, özü insan varsa anlamlıdır. Muhabbet varsa anlamlıdır. Cemlerimizde, dede odalarında, dede evlerinde, ocak merkezlerinde, tekkelerde, türbelerde Dergahlarda insanlar kuşaktan kuşağa, gönülden gönüle bunları aktararak bunları var etmişlerdir can dostlar. Dolayısıyla bu yolu yaşatanlara ne mutlu, bu aşka düşenlere ne mutlu. Her şey gönlünüzce olsun, sohbetlerimiz böyle devam edecek. Tabii ki benim davam var, <laughs> bu kadar güzel lafları konuşurum ama benim bugünle ilgili çok davalarım var bugünün bazı dedeleriyle, kurumlarıyla, kurum başkanlarıyla, yazarlarıyla, çizerleriyle çok derdim var. Çünkü kendimle derdim var. Ben yani dünyayla derdim var. Yaşıyorum. Yaşadığım için dertliyim. Tabii dertlerimi de sizlerle paylaşacağım. Aşk olsun.